Merhaba, ben Ersin Gin. Ankara Resim ve Heykel Müzesi'ni anlatmaya devam ediyorum. Bu bölümde müzede birden fazla eseri bulunan, Türk resim sanatına öncülük etmiş ve iz bırakmış ressamlarımızdan 6'sının müzedeki eserleri ve hayatı hakkında edindiğim bilgileri kısaca sizlerle paylaşıyorum. İlk olarak Anadolu kültürüne sahip çıkan, onu tanımaya ve tanıtmaya öncülük eden çok yönlü ressamımız Osman Hamdi Bey adına ayrılan salonu geziyoruz. Bu salonda ilk dönem ressamlarımızdan bazılarının da eserlerini görüyoruz. ...1842 yılında İstanbul'da doğan Osman Hamdi Bey, 78 yıllık ömrüne çok şey sığdırır. İlk arkeoloğumuz, ilk müzecimiz ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır. Dünyaca ünlü ressamımız, geride adını ölümsüzleştiren birçok eser bırakarak 1910 yılında İstanbul'da vefat eder. Ülkenin ilk maden mühendislerinden sadrazamlığa kadar yükselen İbrahim Ethem Bey'in oğludur. Osman Hamdi Bey de babası gibi iyi bir eğitim alır. Çocukluk yaşlarından itibaren yaptığı kara kalem resimler herkesin ilgisini çeker. Eğitimi için 12 yıl kaldığı Paris'te hukuk öğreniminden vazgeçerek Jean-Léon Gérôme ve Bollinger'ın atölyelerinde çalışır. İyi bir resim eğitimi alır. Bu dönemde Osmanlı Devleti resim öğrenimleri için Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyid'i de Paris'e gönderir. Bu üçlü çalışmalarıyla Türk resim sanatının öncüleri olurlar. ...1867 Paris Dünya Sergisi'ne Osman Hamdi Bey, devleti temsilen Pusuda Zeybek, Zeybek'in Ölümü ve Çingenelerin Molası adlı tablolarıyla katılır. Çok beğenilen bu tabloları günümüzde kayıp olup nerede ve kimde olduğu bilinmemektedir. ...12 yıl sonra yurda dönen Osman Hamdi Bey, 1882'de Padişah II. Abdülhamit'in isteği ve desteğiyle Sanayi Nefise Mektebi'ni açar. Günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan bu okulda yıllarca öğretmen ve müdür olarak çalışır. Çağdaş Türk resim sanatının memleketimize kazandırılmasına gayret eder ve çok ressam yetiştirir. Arkeolojiye ilgi ve bilgisiyle çeşitli resmi arkeolojik kazılara öncülük eder ve yaptırır. Dünyaca ünlü İskender Lahit'ini bulur. Bizzat yaptırdığı ve kurduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 29 yıl müdürlüğünü yapar. Anadolu'nun arkeolojik kültürüne sahip çıkar, birçok ilimizde kazılar yaptırır, müzeler kurar. Ancak ressamımızın asıl tutkusu resim sanatıdır. Her fırsatta resimle ilgilenir, resim yapmaya çalışır. Osman Hamdi Bey, oryantalist bir ressamdır. Resimleri Paris'te gördüğü katı sanat eğitimine bağlı olarak akademik ve doğacı esaslar üzerine
kuruludur. Anıtsal nitelikli figür ressamlığının yolunu açmış olması, Osman Hamdi Bey'in çağdaş resim sanatımıza getirdiği başlıca yeniliktir. İnsanı yaşadığı ortamla birlikte ele alan, tüm detaylarıyla resme aktaran üslubun öncüsüdür. 1906 yılında yaptığı ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi isimli tablosunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ni ve toplumsal çelişkileri anlatmayı amaçlamıştır. Ressamımız vefatından 2 yıl önce 1908 yılında 175 santimi 130 santim boyutlarındaki bu Silah Taciri adlı yağlı boya tablosunu yapmıştır. Sanatçımız bu eserinde baba oğul ilişkisi temelinde gençlik, yaşlılık, cahillik, bilgelik ve yaşam, ölüm gibi birbirinin zıttı ve devamı olan kavramları anlatmayı amaçlamıştır. Yorumcular bu tabloyu şöyle anlatır. Resme ilk baktığımızda gördüğümüz genç müşterisine bilgi vermeye çalışan oturur vaziyetteki satıcı Osman Hamdi Bey'in kendisidir. Ayakta duran kişi anlatılanları dinler gibi görünse de gençlik özgüveniyle ben de biliyorum edasıyla elindeki silahı inceleyen oğlu Ethem'dir. Ressam çizdiği kıyafetler ve diğer objelerle döneminin yaşam tarzı hakkında bilgi vermektedir. Kendini oturur vaziyette etrafında çeşitli silahlarla betimleyerek yaşlılığı, tecrübeyi ve bilgeliği vurgular. Oğlunu ayakta daha alımlı ve dinç çizmesi gençliği, gösterişi ve tecrübesizliği vurgulamak içindir. Resimde arka planda daha az vurgulanan bir ikili daha görülmektedir. Burada satıcı yani Osman Hamdi ayakta, alıcı yani oğlu Ethem oturur vaziyettedir. Satıcının alıcıya uzattığı bez kefen olarak değerlendirilir. Vurgulanmak istenen herkes bir gün ölecek ve bu kefeni giyecek. Ancak gençliğini ve yaşamını geçici zevklerle boşa geçirenler değil, eğitim ve bilgiyle donatanlar unutulmayacaktır mesajı verilmek istenmiştir. Olayın geçtiği ortamdaki sütun, merdiven ve diğer detaylar ressamımızın arkeolojiye ilgisini ve müzecilik tutkusunu anlatmak için tabloya yerleştirilmiştir diye değerlendirilmektedir. Ressamımız genelde portre çalışmalarında eşini veya çocuklarını manken olarak kullanır. Araştırmama rağmen bu portredeki kişinin kim olduğunu bulamadım. Burada ressamımızın Haluk Tezonar tarafından yapılan büstünü görüyoruz. Şimdi de Osman Hamdi Bey'le Paris'te birlikte eğitim alan Türk resim sanatının öncülerinden Şeker Ahmet Paşa'nın müzedeki iki eserini görüyoruz. Asıl adı Ahmet Ali olan ressamımız 1841'de İstanbul'da doğar. Tıbbiye Mektebi'ndeki eğitiminden vazgeçen ressamımız Harbiye Mektebi'ne geçer. Resme olan ilgisi ortaya çıkınca Sultan Abdülaziz tarafından resim eğitimi için Paris'e
gönderilir. Paris'te 7 yıl Jeremy ve Bollinger'ın atölyelerinde çalışır. Yaşamını asker ve bürokrat olarak sürdüren sanatçımız, devletin üst kademelerinde görevler alır. 1907 yılında İstanbul'da vefat eder. Şekerahmet Paşa yaşadığı yıllarda siyasal ve sosyal açıdan pek çok olaya şahit olmuştur. Ancak eserlerinde bu tür olaylara yer vermemiştir. Bakışlarını doğaya çevirmiş, yaşadığı topluma kapalı, yalnız iç dünyasında yaşayan bir sanatçı olmuştur. Peyzaj temasına yaptığı dünya çapındaki üslup katkısı, sanatçının mekan derinliğini ve atmosfer ilişkilerini yorumlayan duyarlılığının ürünü olarak görünür. Burada Osmanlı Hanedanlığı'nın tek ressamı olan ve döneminin Türk ressamları arasında yer alan Abdülmecit Efendi'nin eserlerini görüyoruz. Son İslam halifesi, ressam ve müzisyen olan Abdülmecit Osmanoğlu 1868'de İstanbul'da doğar, 1944'te Paris'te ölür. Abdülmecit Efendi, Şehzadegan Mektebi'nde yoğun eğitim alır. Tarihe ve edebiyata meraklı olup farklı diller öğrenmeye özel ilgi duyar. Salvatore Valeri'den resim dersleri alır. İtalyan ressam Fausto Zonora ile dostluk kurup resim çalışmalarında onun yolunda ilerler. Resim ve müzik sanatına çok ilgi duyan Abdülmecit Efendi, Türk resim sanatının öncü isimleri arasında yer alır. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin fahri başkanlığını yapar. Yurt içinde ve yurt dışındaki çeşitli sergilere tablolarını gönderir. Paris'teki büyük yıllık sergide bir eseri sergilenir. Önünde durduğumuz bu Harem'de Goethe tablosuyla birlikte Harem'de Beethoven, Yavuz Sultan Selim adlı tabloları da 1917'de Viyana'daki Türk Ressamlar Sergisi'nde sergilenir. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin gazete çıkarma girişimlerini, Galatasaray sergilerini, Şişli Atölyesi'nin kurulmasını, Viyana sergisini, Avni Lifiş'in Paris'te burslu okutulmasını desteklemiştir. Resim kadar müzeye de büyük ilgi duyan sanatçımızın çok sayıda bestesi olduğu bilinir. Ancak çoğu kayıptır. Burada ressam Sami Yetik'in eserlerini görüyoruz. 1878 yılında İstanbul'da doğan sanatçımız Harbiye'de Hoca Ali Rıza'nın öğrencisi olur. Sanayi Nefise Mektebi'nden 1906 yılında mezun olan sanatçımız, devlet desteğiyle Paris'e giderek resim eğitimini sürdürür. Eserlerinde empresyonistlerin parlak ve şeffaf renklerini yakalamak mümkündür. Aldığı akademik eğitimi empresyonist hava ile birleştirerek güçlü yorumlar ortaya koymuştur. Askeri müze koleksiyonunun önemli bir parçasını oluşturan eserlerinde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelenin büyüklüğü onun fırçasında daha da anlam kazanır. Ressamımız eserlerinde toprak tonlarını ağırlıklı olarak kullanır. Fırça kullanış tarzıyla eserlerinde yer ve gökyüzünün nerede başlayıp nerede bittiği hissedilememektedir. Bu üslupla eserlerine sonsuzluk duygusu katar. 1933 yılına kadar resim öğretmenliği yanı sıra Türk ordusuna subay olarak hizmet verir. Ressamlarımız adlı iki cilt kitabı 1940 yılında yayımlanır. Asker Ressamlar Cemiyeti'nin ilk üyesi olan sanatçı ardında çok sayıda eser bırakarak
1945 yılında İstanbul'da vefat eder. Burada ressam Şevket Dağ'ın eserlerini görüyoruz. Sanatçımız 1876'da İstanbul'da doğar. Sanayi Nefise Mektebi'nden Osman Hamdi Bey ve Alexander Valeri'nin öğrencisi olarak mezun olur. 23 yıl süren resim öğretmenliğinde Galatasaray Lisesi'nde ressam Fikret Mualla'nın da hocası olur. Fikret Mualla anılarında pehlivan yapılı, zarif, iri gözlü ve pos bıyıklı idi. İlk dersimize girdiğinde cebinden 3 kurşun kalem ile bir çakı çıkarttı. Kurşun kalemin nasıl açılacağını ilk ders olarak gösterdi. Şevket Bey her konunun alfabesinden başlayan bir eğitimciydi diye anlatır. Şevket Dağ iç mekanların kullanıldığı enteriyör resim türünü kapsamlı olarak işleyen ilk sanatçımızdır. 1920'lerden sonra izlenimci, empresyonist tarza doğru değişim gösterir. Çallı kuşağı sanatçılar arasında yer alır. Kalın fırça vuruşları ve serbest fırça kullanım tekniğini tercih eden bir ressamdır. Eserlerinde ışık ve perspektife çok önem vermiştir. Çalışmalarında genellikle tarihi mekanları tercih eder. Kendine özgü bir resim üslubu oluşturmayı başarmıştır. Türk resim sanatında kendine önemli bir yer edinmiş ressamımız 1944 yılında İstanbul'da vefat eder. Burada ressam Namık İsmail'in eserlerini görüyoruz. 1890'da Samsun'da doğan sanatçımız Çallı kuşağı ressamlarımızdandır. 1928 tarihinde Güzel Sanatlar Akademisi'ne müdür olarak atanır. Namık İsmail ayrıca resim atölyesi öğretmenliği görevini de üstlenir. Ölümüne değin de bu görevini sürdürür. Sanatçı Fransa'da empresyonist, Almanya'da akademik, empresyonist ve ekspresyonist ressamlardan etkilenir. Ancak eserlerinde konuya göre içinden geldiği gibi çalışmayı sevmiştir. Yeteri kadar eser üretmeye zaman bulamayan ressamımız 1935 yılında 45 yaşında İstanbul'da vefat eder. Bundan sonraki bölümde Türk resim sanatına öncülük etmiş ve iz bırakmış ressamlarımızdan 6'sının daha hayatı ve müzedeki eserleri hakkında edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Çalışmamı izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.